Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi Trust GST Ward'ın kutu açılımını yapacağız ve kısa bir incelemesini, ilk bakışını yapacağız. Hadi şimdi ilk önce kutusunu açarak başlayalım. Evet arkadaşlar, videoyu kısa bölüyorum. Bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. 1000 abone hedefimize çok az kaldı, yaklaşıyoruz hızlı bir şekilde. Aynı zamanda 4000 saat izlenme hedefime de ulaşmam gerekiyor. Bunun için de videolarımın izlenmesi lazım. Bu yüzden videoyu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya devam edelim. Evet, şimdi kutusunu açacağız. Kutusunu açmadan önce bir etraftan bakalım. Burada gördüğünüz GST Ward kulaklığın kendisini görüyoruz. Burada PC, laptop, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S ile de uyumludur. Switch, mobil, telefonla her şeyle uyumlu diyor. Burada diyor ki multiplatform, on-ear design yani kulaküstü tasarım diyor. Lux Into Controller diyor. Yani diyor ki kontrollerlarınızda daha PlayStation kontrollerine ya da bilgisayar için kullandığınız controller gamepadlere girişi varsa eğer kulaklık girişi onları da kullanabiliyorsunuz diyor. Yan tarafında modelini gösteriyor, yazıyor. Burada kablo şeyini gösteriyor, kablolarını gösteriyor nasıl olduğunu, mikrofonu burada. Kumaş yastıklı bu. Ben özellikle kumaş yastıklı tercih ettim. Deri tercih etseydim birçok daha seçenek vardı ama kumaş kulak pedli olanda çok fazla seçenek yok. Benim mouse'um da Trust. Trust markasını sevdiğim için kulaklığımda Trust aldım. Kumaş pedli de bulduğum için sevindim. Bu şekilde oldu. Şimdi hadi kutusunu açalım. Öncelikle şu bantlarını sökeyim. Burada Arena bilgisayarın garantilerlisi. Her alıyorum. Burada kullanım kılavuzu. Kulaklığın kendisi kutu boş. Kutuyu kenara aldım. Kulaklığım şu an elimde biraz ağır. Ağırlık olarak iyi. Çok hafif bir kulaklık değil gibi. Kulaklığı şöyle bıraktım. İçinden bir adet GXT sticker çıktı. Evet. Mikrofon şu şekilde. Bunu da sarıp getirmişler. Şu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı bir ayar var. Mikrofon bu şekilde ayarlanabiliyor. İstediğiniz yerde duruyor. Güzel olmuş. Şu şekilde zaten bunlar böyle oynamıyor. Sağa sola oynamıyor. Yukarı aşağı bir mesafesi var bayağı. Bu konuda güzel. Kumaş pedlerin hissiyatı yumuşak, gayet iyi. İç tarafları bu şekilde. Burada sürgüsü metal buralar. O yüzden sağlam olur gayet. Rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Gayet de çok bu arada, hani ayarladığınızda gayet kalıyor böyle, hani kolay kolay açılmıyor, gevşemiyor. Burası deri. Suni deri tabii ki. Bayağı yumuşak. Kafanızda da rahat eder diye düşünüyorum. Şu şekilde. Düz plastik, burada logo basmışlar sadece. Burada da aynı şekilde. Üstünde de Trust Gaming yazıyor. Kablo kısmına gelelim. Burada laptoplar için olan tek girişi var. Hem mikrofon hem kulaklık girişini tek de yapabilmeniz için. Altın uçlu bu arada. Kablosu da kumaş. Burada mikrofonu tek seferde, tek hamlede kapatabilmeniz için bir switch yapmışlar. Ses açma ve kapama tuşunu da buradan sık açabiliyorsunuz sesi. Burası bu şekilde. Eğer isterseniz, yani masaüstü kullanıyorsanız benim gibi, bu kablo sayesinde bunu buraya takıyorsunuz. Göndermiş oldukları kablo için buraya takıyorsunuz. Burada yine iki adet hem mikrofon hem kulaklığı ayrı şekilde takabilmeniz için uçlarınız oluyor. Bu şekilde. Bu da kumaş. Tekrar bunu dandik yapmamışlar yani. Ekstradan gönderdikleri için. Gayet güzel. Şimdi kulağıma takayım, bir deneyeyim kulaklığı. Videoyu tekrardan bölüyorum. Üstümde görmüş olduğunuz tişört, bu videoda giymiş olduğum tişörtü satın almak isterseniz, henüz satışa çıkmadı ama çok yakında satışa çıkacak. YouTube kanalımı geliştirmeye ve bana destek olmak isterseniz, bu tişörtleri satın almak için Instagram sayfasını aşağıya bırakacağım. Tasarımlarını yine oradan görürsünüz. Şu şekilde kısaca göstermiş olayım. Birkaç tasarım daha olacak. Instagram hesabını aşağıya bırakıyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklığı bir deneyeyim, test edeyim. Kulağımda hem nasıl durduğuna bakalım kafamda, hem de seslerini bir kontrol edeyim. Mikrofon testini yine koyarım buraya. Evet. Şimdi şöyle bir takıyorum. Şu esnekliği çok fazla yok bu arada, onu söyleyeyim. Şu
şu an şey yaptım. Yani şu şekilde ters taktım. Şöyle kulağıma taktığım zaman pasif bir engellemesi var. Gürültü engellemesi. Benim bilgisayarım çok fazla fan sesi var açık olduğu için. Onu bayağı bir kesiyor diyebilirim. Kulağım da direkt içine alıyor. Yani kulaklarım yastıklara değmiyor. Yastıklar kafama geliyor. O da güzel bir şey. Kulağımı acıtmayacak. Terletmeyecek, yormayacak. Şöyle mikrofonu da istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bu şekilde ayarlamam yeterli oluyor zaten. Bu şekilde kafamda dur. Şöyle yandan da görebilirsiniz. Önden de bu şekilde. Gayet rahat. Üstten hafif bir baskı hissediyorum. Yandan da hafif sert bir baskı hissediyorum ama ben çok alışık olmadığım için çok üst kulaklık kullanmadım bu şekilde. Ama rahat olduğunu söyleyebilirim yani. Uzun oyunlarda nasıl olur bilemiyorum. Onu yorumlara ilk yoruma sabitlerim. Görüşlerimi. Bir iki hafta sonra. Sesleri gayet güzel. Dışarı çok fazla ses geliyor mu Bilal? Yani geliyor ama ne kadar yüksek ki sesten? Şu an ses en yüksekte. Ultradaysa iyi yani. Çok fazla geliyor mu dışarı ses? Yani ne dinlediğini anlayabiliyorum. Ses dışarı bu şekildeymiş. Duydunuz. Şimdi bir de mikrofon testi yapalım. Trust GXT Warden. Şu anda mikrofon testini yapıyoruz. Mikrofonun uzaklığını görüyorsunuz. Mikrofonda herhangi bir sünger bir şey bulunmuyor. Dış sesleri kesici bir özelliğinin olduğunu da görmedim. İnternet sitesinde de görmedim. Kutusunun kendisinde de görmedim. Sesi bu şekilde. Siz de benimle birlikte öğreniyorsunuz şu an ses kalitesini. Evet, videoya devam edelim. Evet, ses kalitesi bence yeterli oyunlarda kullanacağım için. Yayın yapmak istiyorsanız yine yeterli. Ama çok fazla nefes verdiğim zaman, yani daha doğrusu nefes verdiğim zaman bu da karşı tarafa iletiliyor. Şimdi mikrofon sünger olmadığı için herhangi. Buna bir sünger uydurabilirsiniz. Mutlaka N11'de veya diğer internet sitelerinde bulunuyordur. Trendyol'da da mutlaka vardır. Bulabilirsiniz. Kulaklığın satın alma linkini ben aşağıya bırakacağım sizlere. Akakçe sitesi üzerinden. En ucuz neredeyse o an sizin için. O an en ucuz hangi sitede bulunuyorsa, satılıyorsa o şekilde oradan gidip satın alabilirsiniz. Herhangi bir işbirliğim yok bu arada Akakçe ile. Ben o şekilde satın aldığım için size de o şekilde linkini bırakacağım aşağıya. Evet, bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoya aşağıdan like atmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.